Suna, Fahri Kayhan'ın eşidir. Çok sevmektedir Fahri Bey Suna'yı. Devir o zamanın Malatya'sı. Ancak sevdiğine sevdiğini söylemenin bile ayıp karşılandığı o dönemde Fahri Bey her daim söyler Suna'ya ona olan sadakatini ve bağlılığını. Ve bilir karısının gözlerinin başka kimselere bakmadığını. O dönemin kadınlarının en büyük eğlencesidir haftada bir yapılan hamam sefaları. Kendilerine ayrılan bir günde toplanıp hamama gider mahallenin tüm kadınları. İşte o hamam sefalarından birinde Suna'nın sırtında bulunan ve normal şartlarda kıyafetinden asla görünme ihtimali olmayan bir ben dikkatini çeker hamamda bulunan ve Suna'nın yakın arkadaşı olan Neriman Hanım'ın. Neriman Hanım akşam eve geldiğinde laf arasında eşi Mustafa Bey'e Suna'nın sırtında bir ben olduğunu anlatır. Aradan zaman geçer, Fahri Kayhan bir gün evlerinin yakınında bulunan kahvede Mustafa Bey ile karşılaşır. Aralarındaki sohbet belli bir süre sonra tartışmaya dönüşür ve olay karşılıklı hakarete kadar gider. Fahri Kayhan hiddetle cevap verir Mustafa Bey'e. Bir daha karşıma çıkma, seni el aleme rezil ederim. Bu söylem karşısında sinirlerine hakim olamayan ve sırf Fahri Kayhan'ı yaralamak gayesiyle hakaret eden Mustafa Bey'in dudaklarından şu sözler dökülüverir. Sen benimle uğraşacağına kendi karına sahip çık. Ben senin karının sırtındaki beni bilebilirim der. Fahri Kayhan beyninden vurulmuşa döner. Evet, inanamaz biricik Sunasının kendisine ihanet ettiğine. Ama bu başına gelen de neyin nesidir böyle? Elin adamı Sunanın sırtındaki beni nereden bilecektir? Bu sorular kafasındayken eve varır. Dayanamaz ve karşısına alıp Sunayı durumu anlatır. Suna iki gözü iki çeşme yeminler eder Fahri Kayhan'a. Aman beyim, aman etme der. Bakar mıyım senden bir başkasına? O gece konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar. Fahri Kayhan eşine sarılır ve ikna olduğunu söyleyip bir daha hiç açmamacasına konuyu kapatır. Lakin durum hiç öyle olmamıştır. O günden sonra istemeden de olsa aklında hep o şüphe. Fahri Bey karısına kötü davranır. Yine bir akşam yemekte sudan bir sebeple çıkan tartışma sonrasında Fahri Kayhan ceketini alır ve başlar Malatya sokaklarında dolaşmaya. Eve geldiğinde neredeyse güneş doğmak üzeredir. Eve girer ve gördüğü manzara karşısında dona kalır. Biricik karısı Suna kendini asmıştır. Sallanan ayağının dibinde elinden düşmüş bir mektup durmaktadır. O mektupta Suna son sözlerinde şunları yazmıştır. Kusura bakma beyim ama günlerdir kafandaki soru işaretlerinin sebebini bilmekteyim. Kendimi temize çıkarmak için başka yol göremedim. Şunu bil ki ben sana hiç ihanet etmedim. Fahri Kayhan gözyaşları içinde eşinin cansız bedenini yağlı urgandan ayırır, yere yatırır. Islak gözlerini silerken bir bakar ki hava aydınlanmıştır. İçindeki yangın öyle büyüktür ki sözün bittiği yerde kelimelerin küllerinden o meşhur türküyü yakmıştır. Şafak söktü, Sunam yine uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım Sunam, sesim duyulmaz. Uyan Sunam uyan derin uykudan. Nice diyar gezdim gözlerin için. Niye kızdın bana el sözü için?
Dilerim Allah'tan sızlasın için, uyan sunam uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan, uyan sunam derin uykudan. Uyan sunam derin uykudan. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykudan. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin bilmez halimden.